Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Bakara Suresi 224-228. Ayetleri ele alacağız. Burada özellikle yemin, boşama, bunlarla alakalı bazı hükümlere yer verilmiş. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ Allah'ı yeminlerinize bir siper yapmayın. En teberru ve tettegu ve tusluhu beynen nas. İyilik yapmak, sakınmak ve insanlar arasını düzeltmek için Allah'a olan yemininizi bir engel yapmayın. Vallahu semiun alim. Allah işitendir ve bilendir. Yemin işte vallahi diyerek, vallahi billahi tallahi bu gibi ifadelerle sözü tekit etmek oluyor. Ve bir insan nasıl ki ağzından çıkan sözlerden sorumlu, yeminle bunu tekit etmişse sorumluluğu daha da artıyor. Ancak insan bazen iyilik yapmama hususunda yemin edebilir. Bununla alakalı genelde tefsirlerde şuna yer veriliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yakınlarından bir tanesine maddi yönden yardım da ediyor. Ancak Hazreti Ayşe'ye bir iftira olayı, ifk olayında o da iftiraya adı karışanlardan. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vallahi bundan sonra ben ona yardım yapmayacağım diyor. Ama ayetler nazil oluyor. Gerek bu olsun, gerek benzeri Nur suresinde bazı ayetler ve bu şekilde bir yeminin doğru olmadığı ayet-i kerimede ifade ediliyor. Bir insan işte artık ben falana iyilik yapmayacağım diye yemin etmişse ve ona iyilik etmesi daha uygunsa yeminini bozar. Yeminin kefareti vardır. Kefaretini verir. İyiliğe de devam eder. Tabii yemin etmek illa gerekir mi? Yani yemin meşru bir şeydir. Ama yemininde bir ağırlığı olmalı. Rastgele yemin yapılmamalı. Hallaf diye ayette geçiyor Müddessir suresinde. Böyle çokça yemin eden bir kimsenin iyi bir özellikte olmadığı o ayet-i kerimenin ifadesinden anlaşılıyor. Bir insan doğru yere bile olsa rastgele yemin etmemeli. Ama ihtiyaç olduğunda da doğru olan meselelerde olmak şartıyla yemin yapabilir. Yalan yere yemin zaten caiz değil. En büyük günahlardan bir tanesi. Ve Allah işitendir, bilendir. Yani Allah sizin yeminlerinizi işitir. Ve yeminlerdeki niyetiniz ne? Elbette Allah bunu da bilir. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰهُ فِي اَيْمَانِكُمْ Allah yeminlerinizdeki lağudan dolayı sizi hesaba çekmez. Yemin-i lağu tabir edilen yemin, dil alışkanlığıyla söylenen bazı şeyler. Ya vallahi gelmem, vallahi yemeyeceğim. Bu gibi günlük hayatta kullanılan bazı yemin türleri var. Aslında orada vallahi demek uygun değil ama artık yemin niyetiyle bunu söylemiyor. Dil alışkanlığıyla bunu söylüyor. Bundan dolayı o kimse o derece sorumlu değil. وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Lakin Allah kalplerinizin kesbettiği şeyleri, yani kalbiniz neyi istiyor, kalbiniz neye arzulu, istekli, Allah onları bilir ve ona göre sizi hesaba çeker. Demek ki karı koca meselelerinde de, aile meselelerinde belki erkek veya kadın bazı yeminler etmiş olabilir. Ama hangi niyetle bunu yapmış, yemini lağv olarak söylemişse o derece bir mesuliyeti olmayabilir. Ama gerçekten kalben tasdik ederek böyle bir yeminde bulunmuşsa kefareti gerekiyor. Vallahu gafurun halim. Allah gafurdur, halimdir. Yani Allah bağışlayıcıdır. Allah hilim sahibidir. Allah-u Teala cezalandırmaya gücü yettiği halde fırsat verir, imkan verir, mühlet verir ve hemen bir anda insanı cezalandırmaz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın insanlarla alakalı rahmetinin bir tecellisi. İnsanlar olarak hepimizin pek çok hataları, kusurları da olabiliyor. Yemin noktasında da ağzımızdan belki rastgele bazı yemin tarzı ifadeler çıkabiliyor. Allah istese bu yeminlere mukabil hemen karşılığını verebilir, cezalandırabilir. Ama fırsat tanıyor, imkan veriyor ve böylece insanlara rahmetini, halim oluşunu, gafur oluşunu gösteriyor.
Lillezine yu'lûne min nisâihim, kadınlarına ila yapanlar. Yani hanımına ben 4 ay sana yaklaşmayacağım diye yemin edenler. Tarabbusu erbâti eşhur, onlar 4 ay beklerler. Fe in fâ'u, eğer bu zaman içinde dönerlerse, fe innallâhu gafurur rahim, şüphesiz Allah da gafurdur, rahimdir. Yani onlar yemin etmişler hanımlarına yaklaşmama hususunda. Yaklaşmadıklarında işte hanımı diyelim boş oluyor. Boşanma haklarından bir tanesini kullanmış oluyorlar. Ama döndüğünde de bu defa yemin kefareti vermesi gerekir. Artık ona göre bu ikisinden birisini tercih etmiş olacak. Allah-u Teala onların yeminlerinden dönme meselesinde affedici olduğunu ayette ifade ediyor. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir defasında bir aylığına hanımlarıyla beraber olmama tarzında onların bazı isteklerine mukabil böyle bir tavır koyuyor. Onların dünyevi bazı isteklerini yerine getirmeyince onlarda bir nazlanma hissediyor. Bu da peygamberimize ağır geliyor ve kendi kendine bir ay onlarla beraber olmama tarzında bir karar alıyor. Ama ayet nazil oluyor. Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Yani Allah'ın sana helal kıldığını niye kendine haram yapıyorsun? Demek ki peygamberimize de bu manada taraf ilahiden bir hatırlatma yapılmış. Aile hayatında aslında aile hayatı insanlar mutlu olsun diye meydana getirilir. Ve Hazreti Adem Havva'dan bu yana aile hayatıyla hayat devam etmiştir. İnsanlar hangi dine mensup olursa olsun belli bazı törenlerle aile yuvasını kuruyorlar ve o şekilde bir beraberlik meydana geliyor. Ancak aile hayatında insanların bir kısmı, belki de epey bir kısmı tam aradığını bulamayabilir. Ciddi problemler yaşayabilir ve iki taraftan birinin veya her ikisinin bazı problemler çıkarmasıyla aile hayatı çok sıkıntılı bir hale gelebilir. Çünkü bir taraf kadın, bir taraf erkek. Farklı beklentileri var, farklı dünyaları var. Ve belki de farklı kültürlerden geldiler. O kadar da birbirlerini tanımıyorlar. Bu durumda bazı problemler meydana gelebiliyor. Biraz önce de nazara verdiğim, Peygamber Efendimizin hane-i saadetinde bile ufak da olsa bir problemin yaşanması ve Peygamberimizin bir ay hanımlarına yaklaşmama gibi bir karar alması bize şunu gösteriyor. Velev hane-i saadet de olsa demek ki ailede problem yaşanabilir. Ancak ailede problem yaşanması, problemin devam etmesi demek değildir. İki taraf veya en azından bir taraf çok olgun davrandığında problemler halledilebilir. Ve bu olgunluk bazen kadına düşer, bazen erkeğe düşer. Çünkü insanların akılları aynı seviyede değil, kültürleri aynı seviyede değil. Böyle olunca bazı ailelerde bakarsınız kadın daha müdebbirdir. Kadın daha akıllıca hareketler yapar. Hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya, gerçekten bazı ailelerde yuvayı dişi kuş yapar. Ve diğer tarafın hataları da olsa bu idare edilir ve bunun neticesinde mutlu bir şekilde yaşarlar. Veya bazen bu görev erkeğe düşer. Normalde erkeğin daha olgun olması beklenir. Çünkü اَرْرِجَالُ قَوَّامُنَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınlar üzerine idareci olarak yaratılmış. Ayet-i Kerime'den öyle anlaşılıyor. Yani evin idaresinde birinci unsur erkektir. Yani evin reisi tabir ettiğimiz şey erkeğe ait olan bir özelliktir. Her ne kadar günümüzde kanunlarda böyle bir ayrım cihetine gidilmese de ilahi hükümlerde, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayrım cihetine gidilmiştir. İki kişi yola çıktığında bile bunlardan birinin kafileye reis olması birlik açısından, beraberlik açısından önemlidir. Kadın ve erkek bir ömür boyu beraberlik için imza atıyorlar ve nikah akdi ile bir araya geliyorlar. Elbette bunlarla alakalı da içlerinden birinin aile reisi olması gayet normal ve normal şartlar altında bu erkeğe verilmiş olan bir yetkidir. İşte erkek bu yetkisini zaman zaman bazı olumsuz şeylere göğüs germek, onları
karşılayabilmek şeklinde de göstermesi gerekir. Ve evlilik mutlu olma olayı olduğu kadar aynı zamanda karşı tarafı mutlu etme olayıdır. Yani insan sadece kendi mutluluğunu esas almamalı, diğer tarafın da mutlu olması gerektiğini, onun buna hakkı olduğunu düşünmeli. Kaldı ki karşı taraf dediğimiz onun eşidir ve onun mutluluğu diğerinin de mutluluğu anlamına gelecektir. Ve o şekilde birbirleriyle mutlu bir şekilde yaşayabileceklerdir. Ama bir realite olarak hemen her ailede bazı problemler de yaşanır. İşte o problemlerden birisinde erkek ben 4 ay seninle beraber olmayacağım deyip yemin edip hanımından o şekilde 4 ay ayrı kalabilir. Kaldığı zaman bir talak vaki olmuş olur. Ama yeminini bozduğunda bunun neticesinde de yeminini bozduğunda bu şekilde beraberlikleri devam eder. Kefaretini ödemesi gerekir. Ve in azamut talak, eğer boşanmaya azmederlerse fe innallâhe semî'un alim, şüphesiz Allah semiyadır, alimdir. Yani işitendir ve bilendir. Vel mutallagat yatarabbasne bi enfusihinne felâfete gurû. Boşanmış olan hanımlar kendilerince 3 hayız müddeti veya bazı mezheplere göre 3 temizlik müddeti beklerler. Yani kadın her ayda bir hayıza maruz kalır, bir aybaşı haline maruz kalır. 3 defa hayız gördükten sonra, boşanmadan sonra 3 defa hayız gördükten sonra artık o hürdür, serbesttir. Bir başka erkekle de evlenebilir. Bu şekilde bir kayıt konulması, yani hemen neden evlenemiyor? Diyelim dün boşandı, bugün bir başkasıyla beraber. Burada problem meydana gelir. Problem nedir? Yani diyelim çocuğu olacak, karnında çocuk var mı yok mu? Bu 3 bekleme süresinde bu net olarak ortaya çıkmış olacak. Yani kadın başlangıçta kendisi de bilmeyebilir hamile olup olmadığını, başlangıç itibariyle bilmeyebilir. Bunun netleşmesi için 3 hayız müddetinin geçmesi, hem diğer ayrılığın şokunu bu zaman zarfında atlatmış olur, hem de bu arada rahimlerin temiz olması ve o rahimde herhangi bir çocuk olmaması meselesi ortaya çıkar. لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ. O kadınlar için, boşanmış olan kadınlar için Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helal değildir. Yani bir kadın boşanmış olduğu kocasından hamile diyelim ama bunu gizlese ve ardından evlendiği kimsedenmiş gibi göstermeye çalışsa bu uygun bir şey değildir. Ve Allah-u Teala bunun helal olmadığını ifade etmiştir. Ayette Allah'ın onların rahimlerinde yarattığı ifadesi, yani normalde kadın ve erkek bu noktada çocuğun dünyaya gelmesinde birer sebeptir, birer aracıdır. Ama yaratan Allah-u Teala'dır. Belki de bazı aileler bunun o kadar farkında değil ve konuşmalarında, aileler arası konuşmalarda işte ne kadar çocuk yapmayı düşünüyorsunuz, yeni bir çocuk yapacak mısınız? Bu gibi ifadeler kullanılabiliyor. Yani yeni ev yapmaya ne zaman başlayacaksınız der gibi bir şey. Çocuğun dünyaya gelmesi böyle bir olay değil. Ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle bildiriyor. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُرُ. Allah dilediğine kız verir, dilediğine de erkek verir. Veya onları kadınla erkekli olarak verir. Yani erkekli dişili olarak Allah verir. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمَ. Ve Allah dilediğini de akim bırakır. Yani çocuğu olmaz. Dolayısıyla erkek veya kadın, bunlarda akamet olabilir ve çocuk olmayacak şekilde yaratılıştan veya sonradan bir durum meydana gelebilir. Bunlar istedikleri kadar biz kız çocuk yapacağız, erkek çocuk yapacağız da dese onların yapacağız demeleri yeterli değildir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu açıdan yeni nesillerin meydana gelmesi, yeni bebeklerin yaratılması anne baba aracılığıyla olmakla beraber onlar sadece bir sebeptir,
yaratan ise Allah'tır. Ayet-i kerimenin ifadesinde de Allah'ın onların rahimlerinde yarattıklarını gizlemeleri helal değildir. Yani burada rahimde yaratma olayının Allah'ın yaratmasıyla olduğu ifade ediliyor. Tabii bu o kadar ilginç bir durum ki, mesela Türkiye'nin nüfusu 70 milyon, 35 milyonu erkek, 35 milyonu kadın. Yani bu öyle bir program ki bir insanın düşüneceği bir şey değil. İnsanların keyfine kalsa belki insanlar daha çok erkek çocuk isteyebilir. Toplumdaki temayüller o tarzda. Ama düşünün, %80 erkek, %20 kız nüfus. Çok büyük kargaşalar meydana gelir. Veya tersi olsa yine çok büyük kargaşalar meydana gelir. Ama bizim irademizin dışında bir irade ve her şeyi programlayan bir irade bunu da programlamış ve gerek ülkemizde gerek dünyanın başka yerlerinde kız erkek nüfusunu Allah takdir ediyor ve belirliyor. Bunun neticesinde dünyada 6 milyar insan varsa 3 milyar civarında diyelim erkek, ondan biraz daha fazla kadın nüfus bulunmakta. İn kunne yu'minne billahi vel yevmil ahir. Yani eğer o kadınlar, boşanmış kadınlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri uygun değildir. Demek ki Allah'a iman, ahirete iman bu noktada dürüst olmayı gerektiriyor. Ve bu uletuhunne, onların kocaları ehakku bi raddihinne fi zalike, bunda onlara tekrar müracaatta daha ehildirler, layıktırlar. Yani İslamiyet'te boşama hakkı, erkeğe 3 boşama hakkı verilmiştir. İşte hanımını bir defa veya iki defa boşadığında yine bir dönme hakkı kalmış oluyor. Üçüncü bir dönme hakkı oluyor. Bu manada ki boşama olayında tekrar geriye dönme hususunda kocası yetkilidir. İn aradu ıslaha, eğer ıslah murad ederlerse, durumlarını düzeltmek isterlerse tekrar bir araya gelirler, aile hayatını devam ettirirler. Ve lehunne mislullezî aleyhinne bil maruf. Kadınlar için bir takım mükellefiyetleri olduğu gibi hakları da vardır. Yani gerek kadınların gerek erkeklerin hem mükellefiyetleri var hem de ona göre hakları var. İşte kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunmakta. Velir rical aleyhinne derece, ama erkekler için kadınlar üzerinde bir derece farkı var. Vallahu azizun hakim, ve Allah azizdir, hakimdir. Cenab-ı Hak aile yuvalarımızı birer cennet yuvası haline getirsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.